Şimdi şu parçayı da boyayacağız. Sonradan çıkan bir fikir oldu ama güzel olacağını eminiz. Çünkü şu alt tarafı boyayamadığımız için. Bu arada bu da 5. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Dırın dırın. Biraz geç oldu ama yeni uyandım. Tayyip abi de aradı sağ olsun. Gel dedi yardıma. Yardım etmeye geldim işte. CBF 150 biliyorsunuz motorumuz. Şu gri kısımlarını altı sarısına boyamayı düşünüyoruz. Bu parçayı garanti boyayacağız. Şurayı da boyayabiliriz, tamam emin değilim. O güzel duracağına inanıyorum. Sen ne diyorsun abi? Tamam. Aynen öyle. Şu altı da boyamsak güzel olur. Deforme olan yerleri de düzelteceğiz. Rütuş atacağız. Onları komple siyah matla da yapabiliriz de. Şu an şu yanları yapalım. Boyamız da burada altın yaldız renginde arkadaşlar. O zaman motoru bir şeye benzetmeye çalışıyor. Çok dalga geçtiler. Yok işleri. Kuryeci motoru kuryeci diye. Kuryeci motoru. Tamam kuryeci motoru olabilir de kuryelik yapmıyoruz. Yani biraz böyle bir genç işi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama motor da bir yani CB150 de yine de bir kuryeci motoru olmasında niyedir uğraşmamız. Haksız mıyım abi? Aynen öyle. O zaman zımparaya başlıyoruz. Tam bir plastik bir yüzey olduğu için alışıya zımpara atsak yeter herhalde. Aynen öyle. Sen diğer tarafa geç. Aynen sen diğer tarafa geç. Siyahlı tek parçaymış bu arada ya. Ben ayrı parça sanıyordum. Buradan... Şurası kırık olduğu için şurayı tutmuyor. Şu altı... Bunu çıkartamadık. Anahtar olmadığı için. Ondan dolayı üzerindeyken güzel bir şekilde maskeleyip burası tamam herhalde. Şu yalnız şu arkayı da boyayacağız ya. Şurayı da bir şekilde güzel bir maskelemek lazım ve maskelemeyi yapmak lazım. Evet, maskelemeyi içerken moralimizi bozan bir haberle Türk Hava Yolları 50.000 TL maaş ile personel arıyormuş. Ben de 1600 TL çalışıyorum. Ne yaptın? Yalnız şu yanlarını buraları boyayacağız biliyorsun değil mi? Tamam, bıçakla keseceğim işte orada. Evet, tamamdır. Sıkıntı yok ya. Olayı ben ne diyorsun? Evet, tabii ki de. Çok rahatını düşünmeyin sen ben oturdum yani. Şey yok bende. Zaten Türk Hava Yolları'na girsem ben, hiçbirimizin çalışmasına gerek kalmaz. Neden? Yani 50 bin lira alıyorum, 1500 lira veririm sana aylık, çalışma. Ha, tamam, doğru. Bıçak istedim, getirdi bıçağı. Meyve bıçağı getirmiş. Oğlum buldum, getirdim işte. Maket bıçağı isteseydim acaba ne getirdin? Maket bıçağı yoktu ya. Ama kesiyor baksana tırtıklı. Dün sizden sonra bir çıktım bir kaptırmışım var ya nasıl geliyorum eve? Yağmur durdu sen yağmur yağdı şey yaptın çabuk çıktın da abi. Yağmur eve giderken yağıyor yani çiseliyordu böyle. Tamam. Sen gittin durdun. Şans olsa. De Emre dedim 50 kere. Aradım 50 kere aradım. Uyan dedim oje al gel. Dalmada falan vardır oje siyah oje. Daha uyanacak. İnek ya. Hı? İnek diyorum inek. Tam inek. Devam ediyor.
segmenti açık bıraktık. Üst tamam. Ön taraf tamam. Şimdi bir arka lastiğin oraları da maskeleme yaptık mı? Boyama işlemine gideceğiz. Şu parça çıksa çok çok daha kolay olacaktı da. Maalesef anahtarımız olmadığı için çıkartamadık. Olmadık bayağı bir bildiğiniz oldu motor. Şimdi boyama işlemine geçiyoruz. Hadi boyayalım. Abi altın rengi dedim ya, çok hoş durur ya siyahta. Şunu kurusu. Hı? Birazcık. Çünkü boya çok kaliteli bir boya. Kurusunu tekrardan atalım. Aynen, sıkıntı yok. Bir katımızı attık. Altın rengiyle gerçekten güzel olmaya yönelik hareketler yapıyor motor. Hani bütün motor bu renge mi boyasak lan? Komple. Muayene falan filan değil. Harbi muayeneden. 1,5 yıl var muayeneye. Onu 1,5 yıl sonra düşünürüz. Çevirme bekinden çaldım bu abi. Harbi. Her rengi boyayınca böyle. Evet şu anlık arkadaşlar gayet güzel gözüküyor. En son bir iki kat daha atacağız tabii ki gibi. Ve en son çıkardığımızda bakalım nasıl doğacak, merakla bekliyoruz. Bu arada şu yanları da çıkardım. Altları vardı ya. Bak buradan bak anlarsın. Şu altta sticker'lar vardı ya bak yerde. He. Şunu komple çıkardım yan tarafa. Kırık diye çıkarmayacağız demiştik, çıkardım ben. Ha? Kırık diye çıkarmayacağız demiştik. Aynen. Ya böyle daha güzel ya. Şişoları falan ojeyle halledeceğim. Evet bu tarafı aynı şekilde tamamladık. Şey mi? İnce dövme mi? Aynen. Bu taraf birkaç kat daha atacağız ama çok güzel durdu bence. Elim diye yapayım derdim. Ooo iki de uyandım var ya burayı sen altıya kadar uyuyacaktım sana yalanamıyorum. Ben bir dedim arayayım aramayayım sonra dedim boş ver uyusun. Dedim sonra yeter o kadar saat 2 oldu. Birde kalkıyordum hesapta hatırlıyorsun. Aynen. 12 olmasın bir de kalkayım diyordun. Çok tatlı uyudum hala da uyuyorum biliyor musun? Sen aynen. Hala uyuyorsun şu anda uyuyorsun yani. Uyuyorum. Uyuyarak yapıyorum da saat kaç olmuş ki? Saat kaç oldu? Saat 3'ü geçiyor. 3'ü geçiyor. Neyse abi 3,5 gibi ayırırım. 3,5 gibi değil mi? Yarım saatimiz daha var. Şimdi boya kokusu geldi ya. Boya kokusuyla birlikte bir kendine gelirsin. Aynen öyle abi. O bir yarım saatim var daha benim ayırmak. Aynen onu da işte maskelemeye geçelim. Bu taraf güzel olmaya devam ediyor. Kurusun biraz daha. Buna bir 2-3 kat daha atacağız. Daha da güzel olacak. Şu an biraz fazla parlak. Birkaç kat daha atınca mata dönecek bu biraz daha. Hani siyah motorun mat parçası olarak güzel duracağını düşünüyorum. İkinci tarafın aynı şekilde boyasını devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel motor alabilirsin. Biraz daha uzaktan sık. Atmaz. Yukarıdan aktı sanki ya. Çok yakından sıktın çünkü. Hı? Bir şey olmaz. Bir kat daha atınca düzeltiriz. Normal dik boyuyor dik. Ya bu oldu. Ece bir şey diyeceğim. Boya atıyorum da boya arttı. Ben seni arayayım 10 dakika sonra. Ya dur. Sen basacaksın abi. Tamam. Alo. Dur kapatma. Ver abi bana. Alo. Ya bir şey al. Al boyu. Ya. Gördün. Boyu azıcık dik tutacağız. Yama tutmayacağız böyle. Şu arkadaş gibi. Böyle sıkılmaz boya. İkincisi böyle böyle yapılmaz. Aynı şekilde. Hem de mesela bir 20 santim uzaklıktan. Kurusun bir kat daha atarız. Diğer tarafa geçelim. Bu tarafı bir kat daha atıyorum. Kurumuş da atıyorum. Ne? Bu taraf çok daha şu an mat. O da aynı şekilde parlak olacak yavaş yavaş. Tamam. Tamam efendim, sıkıntı yok. Var mı üstü? Yemeğe mi çıktı? Tamam, afiyet olsun. Bir kat daha buluşuruz. Fotoğraf atarım sana. Evet abi, güzel. Boyamız aynı şekilde devam ederken şu an buraya ikinci kat attık, diğer tarafa birinci kat attık. Güzel oldu. Boyamıza devam ederken telefon geldi, boya attı.
En son yuvarlak koç kökünden yaptım dedi. Yanlış tutuyor, ondan yaptım. Sıkıntı yok, bir kat atarız, ölürüz öyle. Lazım. Benzin kapağımızı aynı şekilde boyayacağız. Üç damla at değil mi şurada? Üç damla. O kurusun, ondan sonra bir daha atarız zirve. Bu hatayı ben yaptım ya, şu an moralim bozuldu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O kurudum, bir kat daha atacağız onu. Onun kapağı düzelecek. Hemen nasıl çekiyor bak bak. Onunla hiç oynama istersen. Ben daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Bekle bekle. O koruyacak, bir kat daha atacağız. Başka yolu yok onun. Kurusun ince, bir zımpara yapayım ben onu. Evet İsa, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Gel gel. Göz bebeğimin içine kadar çek gel. Evet. Oğlum manyak mısın? Bu konu hakkında bir şey düşünmüyorum. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum önce. Olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Olsun. Yine güzel bir şekilde yaptık. Bunlar tabii ikiye bir kat daha vururuz. Üç kat yeter. Bir kat bunu attık. Ona bir kat at. Bunu ikiye attık. Buna bir attık. Buna bir kat daha atacağız. Toplamda üç kat yapsak yeter. Devamlı arkadaşlar, tekrar bakalım. Benzin depo kapağımızı boyayacağız ve şu yerler var gördüğünüz gibi. Bunları da ojeyle halledeceğiz. Şöyle. Bana geçerken yan tarafa son üçüncü katımızı atmış bulunmaktayız. Bu tamam. Bunun alt tarafını boyayacaktık ama boyayamadık. Çıkarmamız gerekiyor. Çıkarmak için de alet edevatımız bulunmamakta. Ondan dolayı. Bu tarafta yine üçüncü katımızı attık. Şu an kurumasını bekliyoruz. En son kurduktan sonra bir çıkartıp bakacağız bu arada. Hemen onu yaparken depo kapağını da boyadım. Bu da çok kötü renkti. Siyahın üzerine gerçekten, bilmiyorum resimde belli oluyor ama çok güzel gözüktü diyebilirim. Bence. Yani şöyle. Güzel durdu, güzel. İşte yanlardan şekilde tüm maskelemeyi sökmeden önce son bir kez şöyle göstereyim dedim. Üçüncü kat boyamızı attık. Biraz sonra tamamen aynı şekilde hepsini sökeceğiz. Kurduktan sonra tekrar son haline birlikte bakacağız. Tarafını da söktük. Şimdi şu parçayı da boyayacağız. Sonradan çıkan bir fikir oldu ama güzel olacağına eminiz. Çünkü şu alt tarafı boyayamadığımız için. Bu arada bu da 5-6 tane vida. Şu üstü boyamadık. Boyamayalım. Veya boyasak mı? Nereye abi? Burayı son. Yok abi, bu kalsın. Değil mi? Şu anlar tamam, depo kapağımız tamam, şu ön tarafı tamam, da. Tamam, çıkartalım mı bakalım nasıl duracak? Yavaş ver, ne uğraşın ya. Hiç onunla şu an uğraşacak halim yok. Ön tarafımızı söktük. Onu adım adım boyamaya devam ediyoruz. Buraya da metal olduğu için hem zımpara işçiliği daha fazla, hem de tamamen siyahın üzerine sarı koyacağımız için daha fazla boya ihtiyaç duyuyor. Görün. Tabii onun altını da boyayacağız tabii ki gibi. Sadece süre yetmiyor. Altına bir kat atsa yeter. Bir de bunun tabii göremediğimiz noktaları var. Göremediğimiz noktalar. Çünkü biz göremiyoruz ama şu an takıncıya direkt yüzü çarpacak o. Boyanmayan noktalar. Bir kat böyle kurumaya bırakalım. Kuruyunca altı bir kat yapacağız. Alt da önemli. Her ne kadar gözükmüyor gibi gözükse de. Bunu bir kat atarız. Sonra üstte bir kat daha atarız. Sonra montajımızı yaptıktan sonra bakalım canım nasıl çıkacak ortaya. Aynen öyle. Şimdilik bu kadar. Motorumuzun ilk yan boyaması bitti. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Dırın dırın. Evet. Böyle tamamen bitince mi gösterseydik? Tamam, bitince bir daha göstereceğiz. Evet. Şu an ama yanlar güzel oldu ya. Aslında yapabilsek şu nikelajların yerine komple altın sarısı yapacağız, efsane olur. Hepsini. Depo kapağımızı da çek. Aa, depo kapağımız da var değil mi? Daha şöyle göstermek istiyorum. Siyah ve altın rengi sarı. Gerçekten şöyle bir racing modunu aldı motor. Sonuna geldik. Sonuna gelmeden önce aynı şekilde yaklaşık bir birde başladık, saat 7.30. 6.30 saatten beri uğraştık gerçekten. Hem maskelemesi olsun, hem aynı şekilde boyası olsun.
güzel bir şey çıkartmaya çalıştık. Hani Reis'i çevirmeye çalışıyoruz yavaş yavaş Kuryeci motorunda. Bayağı uğraştık ama güzel oldu. İlk önce aynı şekilde şöyle yandaki kapağı aynı şekilde boyadık. Gayet güzel oldu. Sonra ön tarafı boyadık. Bu arada bunu sarıya boyayayım mı, boyamayayım mı? Onu da size sorayım aynı şekilde. Bu tarafı da üstü de boyayabilirim, boyamayabilirim. Benzin kapağımızı boyadık. Güzel oldu aynı şekilde. İki tarafımız da gayet güzel oldu. Şu an biraz daha yavaş yavaş motoru temizlemeye, güzelleştirmeye aynı şekilde başladık arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelirken destek olmak için ilk önce izlediğiniz için teşekkür ediyorum yine. Güzel bir şey çıkardık yani GBF'den yavaş yavaş çıkartmaya devam ediyoruz. Bu motoru modifiye edildiğimiz böyle güzelleştirdiğimiz noktalar devam edecek, güzel haline gelecek. Bilginiz olsun, takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.